Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber tıraş parti fonksiyonunu göreceğiz. Tıraş parti fonksiyonu bizim için değişken kesitlerde değişken kesitler oluşturmamızı sağlayan bir fonksiyon diyebiliriz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden şöyle direkt başlayalım isterseniz. New diyorum. Şöyle bir path dosyası açıyorum. Tab düzlemini seçiyorum. Daha sonra sketch butonuna tıklıyorum. Biz sweep komutunu nasıl biliyoruz? Şu şekilde. İlk olarak bir patika çiziyorum. Şu şekilde bir düz bir çizgi çektim. Ve buradaki çizginin ölçüsü de şöyle 200 mm olsun. Daha sonra OK'ye tıklıyorum. Ve sweep'e tıklayabilirim. Şimdi bakın ben burayı patika olarak atadım. Buradaki patikayı tarayacak profili şu an belirlememiz gerekiyor. Bunun için de skece bir kere tıklıyorum. Ve şöyle bir daire alalım. Daire kesitli bir katı oluşturalım. Bu şekilde daire oluşturduk. Ölçüsünü de 100 mm olarak veriyorum. Ve OK diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki profilimiz sabit kesitli olacak bir biçimde patikamızı tarayabiliyor. OK dediğimiz zaman bu şekilde katımızın oluştuğunu görebiliyoruz. Şimdi peki soru şu. Ben burada sabit kesitli değil de böyle değişken kesitli farklı farklı fonksiyonlarda değişen kesitler verebilir miyim? Tabii ki de verebilirsiniz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi onlardan bahsedelim. Burada değişken kesit vermenizi sağlayan fonksiyona biz trash bar fonksiyonu diyoruz. Buradaki trash bar fonksiyonunu nasıl verdiğimize şöyle bir bakalım. Skece tekrar tıklıyorum ve oluşturduğum profile geri döndüm. Model sekmesinin içerisinde model intent grubunda relation fonksiyonu bize karşılıyor. Buraya tıkladığımız zaman unsurların birbirleriyle arasındaki ilişkileri denklemler vasıtasıyla düzenleyebiliyoruz. Şimdi burada değişecek olan unsurun hangisi? Aslında buradaki dairem. Buradaki dairem patika boyunca değişmesini bekliyorum ve bu şekilde istediğim katıyı elde edebilirim. O halde ben buradaki ölçüye bir denklem sunmam gerekiyor. O zaman şuradaki denklemi tıklayabilirsiniz ya da direkt yazabilirsiniz. SD3 diye. Eşittir diyorum. 100 dedim. Buranın ilk ölçüsü 100'dü. Bunu neden böyle yazdığımı birazdan açıklayacağım. Artı trash bar dedim. Trash bar isterseniz bu şekilde de yazabilirsiniz ya da buradan şuraya gelip bakın şurada trash bar fonksiyonu çift tıklayarak da fonksiyonu getirebilirsiniz. Parantezi açıyorum. Daha sonra bu bir fonksiyon olduğu için şöyle parantezi açtım. Yazmaya da bilirsiniz. Yani aksiye kalmış. Çarpı dedim. Ve 100 diyorum. Şimdi bu ne anlamı? Bu denklem ne anlamı geliyor? 100 bizim ilk çapımız. Buradaki trash bar fonksiyonu ise patikadaki oranımızı belirliyor. Mesela başlangıçtaki konumda trash bar 0. En uçtaki konumda ise trash bar 1. Yani buradaki trash bar fonksiyonumuz 0 ile 1 arasında değer alan bir fonksiyon. Dolayısıyla en uç noktada, bakın buraya 1 yazdığınız takdirde SD3 ne olacaktır? 200 mm olacaktır. Dolayısıyla 100 ile 200 mm arasında bir lineer artış gösteren bir katı elde edebiliriz. Bakın şuradan verify ettiğimiz zaman şöyle başarılı bir şekilde doğrulandığını görebiliyoruz. OK diyorum. Ve OK'ye tıkladım. Tekrar OK'ye tıklıyorum. Şimdi biz burada constant section seçmiştik. Yani sabit kesitli bir katı oluşturmayı görmüştük. Şimdi variable section'a tıkladığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi denklemimiz aktif hale geliyor. OK'ye tıkladığımız zaman bu şekilde bir katı elde edebiliyoruz. Şimdi şuradaki şöyle çapı ölçelim. Analyze sekmesinden measure'a tıkladım. Ve buradaki şöyle çapı görelim. Bakın 200 mm
çapında bir kesit elde edemiyoruz. Bu arada şuna da bağlı değiliz biz. Biz buradaki patikanın uzunluğuna bağlı değiliz. Bakın onu da görelim isterseniz. Şöyle geldik buraya. Mesela 200 değil de 500 yaptık burayı. Ve OK'ye tıklıyorum. Bakın tekrar ölçüm yapıyorum. Analyze sekmesinden Measure'a tıkladım. Şöyle çapıma baktığım zaman tekrar 200 mm olduğunu görebiliyorum. Bu sefer ne yapıyor? Daha yumuşak bir geçiş yapıyor 100'den 200'e. Tabii mesafemiz kısa olursa daha geniş bir açıyla girmeye çalışıyoruz. Evet. Peki sadece lineer fonksiyonlar mı tanımlayabiliyoruz? Tabii ki daha hayır. Tekrar buradan fonksiyona, relation'a tıklıyorum ve işte section'a geri döndüm. Sweep işlemindeki section'ı bakın buradan tekrar aktif hale getirebiliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle 8 diyorum. Ve bunu şöyle parabolik bir eğri tanımlayalım. Şöyle şunun içine alıyorum. Şöyle parabolik bir eğri tanımladım. Bakın tekrar verify ediyorum. Okey diyorum. Ctrl G'ye tıkladım. Bakın artık parabolik bir eğrim var. Tabi buradaki parabolikle daha çok da oynayabilirsiniz. Relation'a tıkladım. Buradan section seçiyorum. Daha sonra tekrar sweep'e tıklayıp denklemi getirdim. Mesela burası 8 değil de 24 yaptığımız zaman biraz daha şöyle görebiliriz. Tekrar Ctrl G ya da Regeneration yaptığımız zaman bakın bu şekilde de bir eğri görebiliriz. Tekrar burası 200. Burası 200 değil bu sefer farklı bir değer. Farklı bir fonksiyon tanımladık çünkü. Bu şekilde eğriler elde edebiliyorsunuz. Başka bir örnek görelim. Mesela şöyle ne diyorum? Part dedim. Tab düzlemini açıyorum. Ve buradaki düzlemimiz için bu sefer düz bir patika değil de şöyle dairesel bir patika belirleyelim. İşte şurası da 400 olsun. Şimdi OK diyorum. Sweep'i seçiyorum ve sketch diyorum. Şimdi burası için şöyle bir çizgi çekelim. Orta yuvarlak tıklıyorum. Şuraya 22 mm olarak diyeyim. Şimdi ben buradaki doğrunun buradaki patikayı izleyerek bir yüzey oluşturmasını istiyorum. Bildiğiniz gibi biz kapalı profil oluşturmadığımız sürece katılaştırma işlemlerimiz gerçekleşmeyecektir. Onun yerine yüzey oluşturma işlemleri gerçekleşecektir. Şimdi başlayalım. Bakın sketch ortamındayken şöyle relation'ı tıkladım. Ve SD3'ü seçiyorum. Eşittir diyorum. 22 dedim. 22 diyorum. 22 niye 22? Çünkü burada ilk olarak başlangıç değerini vermemiz gerekiyor. Başka bir değer yazarsak eğer ölçü değişir. İlk ölçümüz değişir. Biz buradan başlamasını istediğimiz için biz burayı da 22 mm olarak oluşturduğumuz için direkt 22 mm olarak yazdım. Artı diyorum. Sinüs fonksiyonunu yazdım. 360 çarpı trash bar diyorum. Çarpı şöyle 6 diyelim. Parantez kapatalım. Çarpı 6 dedim. Bakın buradaki fonksiyonumuz ne? Şimdi ben mesela şuradayken yani şöyle tam bir olarak bakacak olursak buradayken nerede olmuş oluyorum aslında? Patikanın %25'inde olmuş oluyorum. Yani şurası 25 olacaktır. Yani 0 25 olacaktır. Hatta şurayı 4 yapacak olursak şöyle burayı 4 yapalım.
1 elde ederiz. Dolayısıyla burası da 360 olacaktır. Sinüs 360 sıfırdır zaten. 0 çarpı 6 sıfır edeceği için 22 milimetre. Bakın şurada 22 milimetre. Yani yine bu buranın boyuyla elde edeceğiz. En yüksek değer nedir burada peki? Bakın sinüste en yüksek değer 1. 1 değerini alabiliriz. 1 değerini aldığımız zaman 1 çarpı 6, 6, 22 artı 6, 28 milimetre değerini göreceğiz. Şöyle OK'ye tıklayalım. Ve tekrar buradan da OK'ye tıklıyorum. İşte burada kapalı profil elde etmiyorsunuz. Dolayısıyla bir yüzey oluşacak diyor. OK diyorum. Şimdi constant değil de variable'a geçiş yapıyorum. Tabi burada bakın şurada ne demiştik? 28 milimetrelik elde ettik. Daha sonra dar alan yerlerde de 22 milimetrelik bir genişlik elde ediyoruz. Şöyle OK diyelim. Buradaki değerleri biraz değiştirelim. Section'a tıkladım. Tekrar Save'e tıklıyorum. Burayı 4 değil de bu sefer 8 yapalım. OK diyorum. Ctrl G'ye tıkladım. Bakın bu sefer artık 8 tane periyodumuz yani köşemiz var. 8 kere biz 28 sayısına yükseliyoruz ve 8 kere de 22 sayısına düşüyoruz. Tabi buradaki mesela yüksekliği de ayarlayabiliriz. Nasıl ayarlayacağız bunu da? Denklemin şu şekilde gelecek olursa şuraya 6 değil de işte 2 daha fazla arttıralım. Şöyle 12 yaparsak yüksekliği de arttırabiliriz. Şöyle Ctrl G'ye tıkladığım zaman bakın artık şuranın yüksekliğini de biraz daha arttırmış oldum. Şöyle bir ölçüm alalım. Mesela ölçümü nasıl alacağız? Şöyle buraya teğet bir daire çizelim. Bu şekilde teğet bir daire çizelim. Şurası ile burası arasında teğetlik verelim ve bu şekilde dimension seçelim. Bakın 234. Burası kaçtı? Biz 200 vermiştik. 200 vermiştik. Hani 34 milimetre olduğunu görebiliyoruz. Tabii değiştirdik orada değerimizi. 34 milimetre olduğunu görebiliyoruz. Şimdi de bir başka örnek yapalım. Şöyle buradan çıktım. Ne biliyorum? Bu sefer şöyle açılı bir değer verelim. Mesela burada tekrar diyorum. 200 girelim bu sefer. OK dedik. Save işlemine tıkladık ve section diyorum. Şimdi de şöyle bir açılı değer verelim. Açılı değeri veriyorum. Daha sonra dimension'a tıkladım. Şurası 12. Burası da işte 150 diyelim. 12 ve 150 değerine geldik. Bunların isimleri arasında geçiş yapmak için de Tool sekmesinden Switch Dimension'a tıklıyorsunuz. Tekrar tıkladığınız zaman bu sefer niceliğe dönüyorsunuz. Tekrar tıklarsanız isme dönüyorsunuz. Şimdi buradan Relation'a tıkladım. Ve şimdi değeri yazabilirim. Ben buradaki SD4'ten vereceğim değerlerimi. Buraya tıklıyorum. Eşittir diyorum. Buradaki ölçümüz neydi bizim? Şöyle tekrar bir bakayım. 12. Şöyle 12 artı diyorum. İşte sinüs dedim. 360 çarpı tıraş var diyorum. Çarpı 6. Bu sefer 12 diyelim. Şu şekilde bir fonksiyon yazalım. Şimdi buradaki denklemi ilk başta bir doğrulayalım. Şöyle denklemi bastım. Bakın successfully verified dedi. OK diyorum ve OK butonuna tıkladım. Sketch'e geliyorum. OK butonuna tıklıyorum. OK dedim. Şimdi bunu constant section değil de variable section'a getiriyor. Tabii 12 yaptığımız için bayağı büyük oldu. Şöyle değiştirebiliriz. Bakın şuraya tekrar relation'a tıkladım. Section'a tıklıyorum. Sweep'i seçiyorum.
Şöyle 12 değil de biraz daha düşük 6 yapacak olursak herhalde daha güzel bir görünüme kavuşuruz diye düşünüyorum. Okey diyorum. Ctrl G'ye tıkladığım zaman evet biraz daha düzgün bir görünüm elde edebilirim. Buradaki tepe sayılarını da arttırabilirsiniz. Section'a tekrar geliyorum. Değil mi? Yani buradaki sonuçta periyot sayısını değiştirmiş oluyorsunuz. Mesela bunu 12 yaptığımız zaman okey diyorum. Ctrl G yaptığınız zaman bu şekilde tepe noktalarını artırmış oluyorsunuz. Evet, trash bar komutu bu şekilde. Biz burada ne yaptık? Sweep işlemi içerisinde biz normalde sabit kesitli bir patika ve bir profilin o patikayı süpürmesiyle beraber sabit kesitli bir katı oluşturuyoruz. Trash bar fonksiyonu sayesinde değişken kesitli yazdığımız denklem neticesinde değişken kesitli katılar elde edebiliriz.